Abi bize bir davetiye gönderdiler. Burada düğün varmış. Bu düğünde bizim esker arkadaşı var Sami Bey. Onun oğlu mu doğuruyor, kızı mı sünnet oluyor. Biz de kalktık, düğünde yemekli. Düğün yemekli diye ben 15 gündür yemek yemiyorum. Vallahi bir kişi de çıkıp kapıda bizi karşılamadı. Ulan ben başkomisersem bu gece bu düğün karakolda biter. Ben ne der ne der düğün evini karakola düşürüm. Şimdi abi bak yolda geliyorum ya, yolda böyle geliyorum bak şimdi. Adam böyle yaptı, maşallah be başkomisere bak ne heybetli gidiyor. Nasıl heybetli gitmem abi, yanıyorum bende basur var abi. Kollar da böyle ya, kollar böyle ya. Koltuğun altında da köpek memesi çıktı ha. Neyse şimdi biz bunu mesele etmeyelim de biz bir evvela bir danışalım evvela. Efendim bendeniz Beyoğlu Emniyet Amirliği birinci sınıf başkomiserliğinden Gıdemli. Kolunda çizikler var. Cibali karakoluna tayin edilen birinci sınıf başkomiser Cafer Kıskıvrak. Namı diğer kemik kıran Cafer. Allah elime kemik düşürmesin. Heyret ediyorum, iki dakikada kıyma oluyor, çıkıyor. Benim Beyoğlu'nda basmadığım kumarhane, basmadığım randıman evi kalmadı. Herhangi mühim bir hayatısı olduğu zaman bana haber verilir. Cısızlık filan gibi, takip gibi. Ben şüphelendim mi gece sabaha kadar asfaltta kendi kolyemi takip ediyorum. Gece nerede bir kadının çantası çalınmış, ağlıyor kadın. Otur abla dedim, ne ağlıyorsun? Bak saatine. Kadın saatine baktı, 15 dakika sonra o kadının çantasını çalan 35 tane hırhız buldu. Çantayı gösteriyorum, 35'i birden böyle ediyor. Ben çaldım, ben çaldım. Diyor, her ne dense anlamıyor. Sıkısa demesin, koruyayım bak. Şimdi ben diyorum ki bunlar yemek yetiştiremediler. Yoksa yemeğin kokusu filan olur. Bela geliyor. Hey. Bizim karı geliyor abi. Bu karı da beni yaktılar abi verirken. Gündüz kız kardeşini gösterip gece bunu verdiler. Bunu verdiler abi. Hoş geldin bebeğim, otur bakalım, otur bakalım. Sıfatını biraz asıp görüyorum, bir sebep mi var acaba? Yani Cafer, sen beni buraya getirdin ama çok üzüyorsun. Ben ne ettim sana kardeşim? Ayol bir kutu çiğ köfteyle düğüne gelinir mi? Ya ben köfteyi çiğ götürdüm, o ne yapışınsın? Hem her şeye burnunu sokuyor, hem usul erkan bilmiyorsun. Kim bilmiyor, ne bilmiyor? Usul erkan bilmiyorsun. Hadi ulan vicdansız kadın, usul erkan bilmiyormuşum abi, bak iftiraya bak. Benim 8 sene sirke civarında sabahtan akşama kadar erkan karşılamaktan anam ağladı. Ben 8 sene erkan polisi yaptım be. Sabahleyin dikiliyorum abi istasyona. Haydi gelen trene selam. Giden trene selam. Akşama kadar el durmuyor. Bu el alışıyor böyle, eve giderken dolmuşa selam, otobüse selam. Orada bitse yine razıyım. Sabaha kadar kendi yorganımı kendim açıyorum kapıyı. Kendim açıyorum kapıyı. Ben bilmiyorum, bak bana iftira etme, kocuğu seviyorum. Bana bak, benim kafamı kızdırma Cafer. Bana bak karı. Seni çekerim karakola. Sana bir vatandaş muamelesi yaparım. Vallahi 6 ay oturamazsın ha. Adamın asabını bozma. Beni sınır etme. Sınırlandırma beni. Şurada eğlenmeye geldim. Onu da burnundan getiriyorsun. Seni mi çağırdılar? Bana davetiye gönderdiler. Ben geliyordum, seni getirdim. Bak, kocanın kıymetini bil. Adam düğün yapıyor. Bana davetiye gönderiyor. Ve ben bu düğüne şeref veriyorum diye kaç lira harcıyor? 28.7.1945 salı. 28.7.1945 bin lirayı Cafer geliyor diye bu burada yemek yapıyor, harcıyor benim için. Ayol o para değil, tarih. Ne diyorsun lan? Tarih diyorum. Biz hakikaten bu para değil mi? Değil tabii. Tarih mi? Tarih o. Ne bağırıyor? Ne bağırıyor? Git dedikodu yap, hadi koş içeriye söyle. Hocam birinci sınıf başkomiser okuma yazması yok, bilmiyor diye. Ben senin ağzını arıyorum lan, biliyor mu diye. Bakıyorum yani, bilebiliyor mu, ona bakıyorum. Sen esas bunu oku da ciğerin yazsın. Nedir o? Sabahın erkenden emniyet müdürlüğünde bulun diyorlar. İster misin beni Anadolu'ya tayin etsinler?
Allah esirgesin. Allah esirgesin ya. Benim gibi Suadiye çocuğu Anadolu'dan iyi der, yanarım ben oraya. Peki yarın ilk vapurla gidersin. İlk vapurla gidersin, ben müezzindim, sabah ezanı kalkacak. Otobüste gidersin. Otobüse binmem, biletçi para almıyor, ısrar ediyorum. Oradan bir gazeteci koyacak, vay! Başkomiser cevap ver, rüşvet yedi. Ben şerefimle yaşadım. Şeref olsun diye de seni aldım ben. Neden o? Ulan göbek adın şerefiye değil mi senin? Tam 9'da orada olman gerekmez ya, biraz da geç gidersin. Biraz geç gidersin, yeni emniyet müdürümü tanımıyorsun sen. Koltuk elden gitmesin diye adam salepçilerden haber geliyor vazifesine ben. Peki ne olacak? Biraz sonra ekip arabası bir duşları topluyor. Belki otobüste yer bulursam giderim bakayım işte diyor. Ya demek sen akşamdan gideceksin. Peki ben ne olacağım? Benim eğlenmeye hakkım yok mu? Ulan eğlen düğüne geldin be. Zaten bir hafta evvelden oynamak için hazırlığa başladın. Çantaya koydun kaşıklarını. Sonra sen seversin, ben programı sordum. Programda ayı da varmış, seversin. Bana bak, hayır efendim gitmeyeceksin. Bana bak, bana bulaşma bak. Beni kızdırma. Vallahi elinde kalırım bak ha, sana söyleyeyim. Ben hasta adamım, bana dokunma. Gitmeyeceksin diyorum sana. Giderim lan, hadi bak. Gideceğim, hadi bak. Babanın kemikleri çıksın mezardan yine giderim, oynuyor oynuyor. Gitmeyeceksin. Ulan bunda bir keramet yok, bağırma kar, rezil edeceğim bizi. Ben bu akşam vazifeyle Beyoğlu'nda bir otele gidiyorum, bunda bir şey yok. Beyoğlu'nda ha? Evet. Sen yalnız otelde. Evet. Ay yutmam numarayı. İyi ki beni bir defa sinema olacasında bir karıyla yakaladın. Ne cesaretle kadına sımsıkı sarılmıştın. Ama nasıl yakaladın? Senin maharetinden mi yakalandın be? Işıklar sönünce sinema başladı zannettim. Ulan elektrik idaresi yaktın beni, başın altında kalsınlar. Meğersem arızaymış abi. Benim bildim arıza yaptı mı 8 saat devam eder. Bu ne biçim arıza? Söndü yandı. Ben de bizim karıyı görünce lak! Locadan kendimi soluma attım. Senin korkundan o gün ayağımı kırıyordum ben. Oh iyi olmuş. Şurada gördüm ben, eczane var, gına al, kulağına yakarsın. Ben ölürsün. Allah Allah. Sen bana hangi kadından bahsediyorsun? Ben sen amaçlı kadın mı gördün? Sen daha iyi bilirsin. Allah Allah, sen Fatma'dan bahsediyorsun herhalde. Ne Fatması? Fatma'yı diyorsun sen. Bakayım yoksa Ayşe'ye mi dedin? Ne Ayşe'si? Sen o zaman müessesi diyorsun sen. Ne müessesi? Yoksa meallayı mı dedin? Ne meallası? Bağırma lan, karıların ismini unutturuyor bana. Allah cezanı bilmesin, sen Halime'yi diyorsun, Halime'yi. Ne Halime'si diyorum? Vallahi bu duruma göre gala gala bir anan kaldı ya. Anladım, sen Muganniye var, ses zanaatçısı Muganniye. O meşhur İran'a, İran'a'yı diyorsun sen. Sus, o kadının ismini bir daha ağzına alma. Ya karıcığım, iftira etme bak, üzülüyor, beni yıkıyorsun. Ben o kadını tanımam, o kadın beni tanımaz. Aç telefonu sor bakalım, beni tanır mı onu? Numarası kaç? 1241. Sen nereden biliyorsun? Ne demek lan ben başkomiserim be. Bir emniyet mensubu hangi vatandaşın evinde telefon numarası kaç bilmez mi? Hangi vatandaşın ayağında donu var donu yok bilmez mi? Hadi sor bakalım, beni Cafer Kıskı bırak diye tanırım bakalım. Hadi sor bakalım, tanırım bakalım. Ayol hayatımda senin kadar kaba erkek görmedim. Kadın ruhundan hiç anlıyorum. Ulan sen bir bana sen kaba diyorsun. Bana herkes aman ne contunmek diyor. Contunmek. Git komşumuz Hayri Hanım'ın kocasından biraz nezaket ders öğren. Nezaket. Hayri Hanım mı? Evet. Ha şu kadın güzel kadın. Evet. Güzel kadın Allah için. Vallahi dünya güzeli. Şahmaran gibi kadın yani. Yolda giderken koruyor herkes maşallah. Dur lan ben onun kocasından nezaket öğreneceğim lan. Onun kocası sabah evden çıkarken bismillah diyor karısını öpüp gidermiş. Akşam eve giderken bismillah der karısını öper odasına öyle girermiş. Allah cezanı bilmesin ben. Ulan benim öyle karım olsun. Ben sabahtan akşama kadar evde hatim indiririm. Allah seni kahretsin Emir. Anlamıyor musun? Seni kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum. Kıskanıyorsan Eroston giydirme. Ben ne güzel Pelivan donu giyiyordum o zaman. Selanik donu. Şimdi bunun dediği kadın, bunun dediği kadın bu İran'a var, bu anneye. Bir gün otobosta gidiyoruz, ben sivilim o gün.
Otobüs kalabalık, ayağına bastım kadının. Perdon dedim ben. Kadın bu perdona vuruldu. Perdon bir demez böyle yaptı. Affedersiniz beyefendi beni gördü. Bülbül mü şakırdı? Ben dedim kadın gözüm bozuk. Ne bozuk bakıyor bana. Dedi ne güzel bıyığınız var. Gölge mi düştü dedi. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben de sivilim kabak tüccarıyım. Fakat benim türüm ayrıdır. Ben asma kabağı satarım. Kadın alakadar oldu. Dedi yanında iki tane bilet var. Sinemaya gider misiniz? Ben de ne bileyim. Vakitte boş dedim gideyim. Kötülük yok abi. Geçtik sinemaya. Locaya oturduk. Hava sıkıntılı. Ben şöyle elimi attım locanın kenarına. Işık söndü, yandı. Bizim karıyı gördüm abi. Sinema bir gözümden döndü. Ben kendimi sağ locadan lak salama gül. Tesadüf abi. Ben aşağıda soran o kadar kişi oturuyor. Bir kadının kucağına lak. Tesadüfe bak abi. Kadın da hamile. Ben kadının kucağına çocuk fırt dışarı. Oradan bir adam geldi ağlıyor. Abi ellerini ver öpeyim abi. Dedim ne ağlıyorsun lan? Nasıl ağlamam abi, ben çocuğun babasıyım. Masrafsız doğum yaptırdım, ne diyor? Tutturdular çocuğun ismini sen koy sen koy. Çocuğun ismini ben koydum. Fırlama. Haa düğün yemekli ya, meyve küpeleri gelmeye başladı. Bu küpeyi kim koydu lan buraya? Mıstak! Ulan ırzı kırık karı seni. Ulan ne tesadüf iti an sopayı kap. Nereye gitsem karşıma çıkıyorsun lan vicdansız. Topal Fatma'nın evine gidiyorum, orada seni koruyorum. Çanakkale'li Melahat'ın evine gidiyorum sensin. Soğuk oraya gidiyorum sensin. Buraya düğüne geliyor mu sensin? Ne lan sen? Holmes'in Sherlock musun? Beni mi takip ediyorsun? Unutunma hayatım. Fatoş'un evinde de beraber değil miydik? Ne güzel bir geceydi, karıştırma lan onu, karıştırma onu. Ben oraya vesveyle gittim, ben tahkata gittim ben oraya. Vatan haini. Kim vatan haini? Sen vatan hainisin. Vergi bilmemek için vesika çıkartmıyorsun, kaçak çalışıyorsun. Duman ederim vallahi. Ay dur bakayım dur, ayol sen komiser misin? Ulan, karıya bak ya, insanın üstünde bir emare olur. Dersin ki bu eftayici, bu kaptan dersin. Bence de bir emare görürsün. Kim giydirdi lan bana bu elbiseyi? Bu kadın beni sivil zannediyor ya abi. Nereden buldun sen bunlara bak? Dur acele etme, doğru olsa bu kadar çabuk cevap verilmez. Dur şimdi bulacağız. Hazırlıyoruz, düşünüyoruz onu. Bir geçmiş olsun diye be, ayıp be. Duymadın mı hamamda yangın çıktı gidiyordu Cafiye. Sahi mi? Demek ki ben yangın çıkınca cam bornozuyla bunu giydim. Cam bornozu ne demek? Neydi o lan, cam havlu. Cam havliyle. Ulan bir harften bir şey olmaz işte. Bunu giydim. Ve kendimi inanıyor musun? Ya! Ne yoruyor o zaman anlatıyorum? Ama çok yakışmış Mıstak! Gözüne her şey yakışır. Gel bakayım yamacıma. Ne diyorsun sen, epeydir gözükmedin. Bu akşamki programım neydi bakayım bana, bir de bakayım. Bu akşam çok işlerim var hayatım. Şimdi sen bu akşam işim işi bırak. Sen bana bir randıman ver. Bu akşam seninle beraber bir buluşalım. Bu akşam olmaz. Bu akşam olur. Bir de olmasın bu akşam. Aman be Mıstak ya! Koskoca İstanbul'da benden başka kadın bulamıyor musun? Bulunmuyor. Bu son üç aydır çok hesap. Ne kadar pezevenk varsa grev yap. Çalışmıyor. Buluşalım kız. Olmaz hayatım. Neden? Bu akşam benim konserim var. Aman be, senin konserine kim gelir be? İptilet gitsin, boş ver, sesim kısık gitsin. Ay nasıl iptal ederim ayol? Bu kadar sanatçı para bekliyor değil mi ya? Olmaz, sanatçının parasını bilmek lazım. Kaç sanatçı çalışıyor? 8 sanatçı var. Kaçer lira arıyorlar? 200 lira alıyorlar. Para işini sen bana bıraksın. Dördü böyle geçsin, dördü böyle. Aynı anda birbirlerine 200'er lira verdi mi, hepsi parasını almış olur. Oldu mu Eşmaslak'cığım? Parayı sağlam gördün, nasıl buluyorsun lan? Buluşuyoruz. Tamam. Nerede? Villada buluşalım. Yok, velinin orası basılıyor, başka bir yer olsa. Küçük gardıroba gitsek. Küçük hadi. Gardırop dedesi Allah aşkına. Çekmece, küçük çekmece. Biraz uzak olacak ama Timofil'le gideriz. Gırtlak içine gidelim, hem içerik orada biraz. Ay neresi o gırtlak içi? Gırtlak ağız içi, boğaz içi lan! Tamam yavrum. Oldu. Yarın akşam kaçta buluşuyoruz? Yarın akşam 8'de buluşalım. Güzel, karar verildi. Hmm. Şimdi yarın akşam nasıl olsa buluşuyoruz. Sen yarın akşamkine mahsuben bana bir avans, öpücük bir bakayım. Ay olacak bir iş değil. Ay şuna da bak, öpücük istiyorsun. Nasıl bakıyorsun şimdi, ay şuna da bak. Aklı ilk defa öpülüyor ya, utandı kız. Lan gel bir defa öpeyim. Aa valla ilk yaz olmaz. Olmaz ilk yaz. Arap kısra yerinde duramıyor. Ulan fıtık oldum, gel öpeyim lan.
İlk kere ben seni öpeyim. Aa, sakın ha, olmaz valla. Ölen ver bir öpücük, başının gözünün sadakası olsun lan. Ben sana öpücük veririm ama biraz pahalıya mal olurum. Gözün, kaça mal olursun? Bir öpücüğe 3000 lira alırım. Ben sana bir öpücüğe 5000 lira veririm. 5000 lira veririm fakat fena döverim bak. Sen 5000'i ver de döv. Bak ikaz ediyorum, 5000 veririm fena döverim diyorum. Ya dövsen dövsen ne kadar döversin? Vallahi 5000'i geri alana kadar döverim. Vuruş bırakmam vallahi. Ulan öpelim ya. Hadi öp bakalım hadi. Şişir yanağını. 80 hava bas yanağını. Falan leş gibi kokuyor. Ne kokusu bu? Este sürdüm. Zorsuz karı. Ben sana koku alayım onu sür. Ne kokusu? Hacı ya. Ye bakalım bir öpelim bakalım. Ne oldu lan niye oskurdun? Ne gördün de öyle manalı oskura oskura giriyorsun? Daha ne göreceğim öpüyordunuz efendim. Allah cezanı bilmesin. Ya iyi ki kuşu kadın şahit yani. Ya ben bu kadını öptüm oğlum. Ben bunun ifadesini aldım. Zabıt tuttum. Mühürlüyordum sen geldin. Allah. Bir aksini söyle seni mühürlerim. Kim lan bu kadın, bu adam? Yeğenim Turgut. Ben öyle yeğenim Turgut falan anlamam ben. Buyurun efendim. Ben öyle yeğenim Turgut falan anlamam. Tabii efendim. Ya adam geliyor sinirimi bozuyor. Tabii. Biz bir kadınla konuşuyoruz. Çolak çolak. Yeğenim Turgut dediniz. Çolak kapı gelişiyor. Şimdi yarın akşam buluşuyoruz. Tamam. Sen biraz meze hazırlarsın. Olur. Biraz lahırda al. Lakırdı mı? Tuzlu balık, gevezelik mi? Aha sen lakarda diyorsun. Aşkım oldu ona. Adam alırım. Biraz da denizden çıkayım. Korkuyorum ama böcük, böcük neydi ona? Avrates. Avrates. Ay hiç duymadım ayım. Avrates, bayan des. Ha karı des diyorsun sen. Ulan tamam. Karı avrat aynı ulan sen de. Şimdi sen hemen kaybol buradan. Oldu. Yarın akşam saat 20'de senin evde. Oldu hayatım. Hadi Allah'a ısmarladık kara giderim. Güle güle mısır püskürlük. Şimdi ben... Bir duruma... Hoş geldiniz komiserim. Ne dedin? Komiserim hoş geldiniz dedim. Bunları buraya babam mı koydu eş olaşım? Bu gördüğün yıldızlar gökten mi düştü koysun? Bu gördüğün kanat kuş kanadı mı lan? Nedir? Bu gördüğün çizikleri ben kahvede pışpırık oynarken mi kazandım? Sinirlenmeyin efendim. Ne diyeceğiz? Birinci sınıf kıdemli kolu çizikli başkomiser. Affedersiniz birinci sınıf kıdemli kolu çizikli başkomiser bey. Teşekkür ederim. Merci bohumi. Anlamadım. Fransızca da teşekkür demektir. Merci bohumi. Ha bohumi yem. Afiyet olsun, afiyet olsun. Kimsin lan sen? Şüpheli misin lan? Yok efendim. Kaldır kolumu. Kaldırayım efendim. Ara kendini. Dolu musun, boş musun? Boşum. Serbestsin, gez. Bir an korkuttunuz komiserim. Ne iş yapıyorsun? Efendim ben damadım. Bana itirip it, doğru düzgün söyle. Bu düğünle alakan var mı yok mu? Damadım olmaz olur mu efendim? Ha sen kızı sen alıyorsun. Bana davetiye gönderdiler. Sami Bey gönderdi değil mi efendim? Sami Bey asker arkadaşım. Asker arkadaşıymış dedim. Bak ben geliyorum diyor bak oku bak şu. Tamam bugünkü tarih işte 28-7-1945. Bu okuduğum tarih. Para değil, öğren, hayır. Bazıları ona para diyorlar, değil mi? Aman ha, mahcup olursun. Peki ne gibi bir... Efendim, özür dileyeceğim. Bir hazırlık yapıldı bu düğün mevzunda. Özür dileyeceğim efendim. Çok ani olarak düğüne karar verdik başkomiserim. Böyle dört başı mamur bir hazırlık yapamadık efendim. Ne gibi, ya hamur işi mi yapıyorsunuz? Hayır, hamur işi değil efendim. Yani böyle alüminit şeyler yapabildik. Bu alüminit diye bir şey konuştunuz. Bir yere paralı mı veriyorsunuz? Nasıl? Bir casızlık falan mı var işin içinde? Türkçe konuş, Türkçe. Yani böyle hazır şeyler efendim. Soğuk et, söğüş değil. Bana soğuk et dokunuyor, ben yiyemiyorum. Başka bir yemek, değişik bir yemek. Ulan var düğün bu oğlum. Şey var efendim, mesela çeşitli kanepeler var efendim. Kanepe yersiniz. Ne yiyin? Kanepe. Kanepe mi? Yer misin? Yemek için. Evet. Kanepe yiyor. Evet, siz mayonezli kanepe yemez misiniz? Teşekkür ederim. Ben sabahleyin zeytinyağlı bir gardırop yedik. Gel lan beni yorma. Şuraya bir surat vur bakayım. Değil mi? Yanlış anladınız başkomiserim. Kanepe bu. Yani bir nevi sandviç. Ne dedin? Sandviç dedim. Kıpırdamadan ağır ağır geç şuraya kaldır kollarını lan. Ne oldu efendim? Bir daha hadi bakayım. Sandviç. Sandviç. Markoviç. Petroviç. Seni gidip komünist yürü lan karakola. Yanlış anladınız efendim. Hani böyle ekmeği böyle yararlar da içine böyle sosis mosis koyarlar. Hı ananı yapma. Hani diyorum ekmeğin içine. Hı ananı yapma lan. Bende sinir var küfrederim bak. Bir şey yapmadım ki. Hı ananı yapma lan. Ulan tutamam bırakırım lan. Ha.
Ne dediniz anlamadım. Amiye anladı. Ay ya. Bana dokunuldu mu? Ben öyle diyorum. Ya. Anladın mı ben? Yapma yeder yok lan. Yani bir nevi sandviç demek istedim efendim. Böyle sosis. Allah cezanı bilmesin bu sosis dediğin. Yani bu selam değil mi? Kalanı selam olur. Ha olur efendim incesi. Baharatlı, sarımsaklı. Onun da akrabası vardır. Uscuk. Sucuk. Uscuk, uscuk. Sucuk, sucuk. Uscuk, uscuk. Bak bak, sucuk, sucuk. Uscuk lan! Uscuk efendim, tamam. Benim ağzıma çıkan laf kanundur. Oldu. Onun bir de uzak akrabası vardı, bilir onu... misin? Bastırma. İşte o pastırma efendim. Bastırma. Uscuk tamam da bu pastırma olsun efendim. Bastırma. Bastırma. Neden güzel diyor lan? Bazıları kaba söyler, pastırma der. Halbuki incecik. Bastırma. Güzel. Yani biz burada bu duruma göre aç kalıyoruz. Yani. Yok yok aç kalmazsınız efendim. Sizi doyururuz muhakkak. Ne doyuracağım benim? Ya ne var başka bir şey kalmadı? Neler? Fransız yemekleri var efendim. Fransız yemeği. Tabii Fransız'ı açı tuttuk. Fransız yemeği yapıyoruz. Hiç Fransız yemeği yemedim. Aman ya. Efendim neler var neler. Aman abi alıştır alıştır söyle. Ağzınıza layık Fransa'nın bir numaralı yemeği efendim. Tarhana çorbazisyon. Bu tarhana çorbasyon dedin bu Fransız yemeği mi? Evet efendim. Allah Allah ya. Ben hiç Fransa'ya gitmedim de bu yemek yabancı gibi gelmedi lan. Öyle geliyor. Arkada ne var? Arkada. Aman yavaş söyle. Kıymalı makarnasyon. Bu da mı Fransız yeme? Evet. Kıymalı makarnasyon. Yemek arasında susuyon veriyor musun? Adam yavaş yiyon, tokata yaklaşıyor siyon. O meşhur bir Fransız yemeği vardır, yapmadınız mı? Hangisi? Siyon. O ne efendim? Kuru fasulye lan! Onun zeytinyağlısına siyon derler. Peki acılısına ne derler? Ah yanıyorum siyon! Bana güzel bir Fransız yemeği var takır takır siyon. O ne efendim? Ağır makinalı nohut, nohut. Arkadaş biz burada aç kaldık. Yok kalmazsınız eminim doyururuz sizi efendim. Allah Allah nereye koydun be? Nedir o? Yine ben arabayı bizim cuvara paketinde unuttum arabayı. Ha sigarayı unuttunuz. Sigara var efendim buyurun. Arabanıza gerek yok. De ben yere koydum. Zahmet etmeseydin. Ne demek misafir için? Sen şimdi bu Sami Bey'in kızını mı arayacaksın mısın? Evet. Kızını mı arıyor? Evet efendim. Sami Bey çok mühterem bir adam. Kımiyetini bil adamı. Kımiyetini bileceksin. Evet. Ya o ateşin var mı? Buyurun. Çok molak kullanıyorsun ha. Evet. Kıymetini bil. Bilirim efendim. Geçen nerede? Öğrettin mi? Ulan bir dalgınlık başladı bende. Bunu atacağım ama onu atıyorum. Allah'ım buna da şükür. Geçen gün kendimi salladım attım yine. Şimdi bu Sami Bey'in kızı büyük kızı mı? Bir kızı var zaten. Yah yah. Yah yah yah. Şimdi ben diyorum ki bu Sami Bey'in kızını... Ateşinizi müsaade eder misiniz yeğenim? Teşekkür ederim. Merci beaucoup. Aman. Aman iki nefes kalmadı. Şaka biz kaçın kurasıyız oğlum? Sen kaç yaşındasın? Ben 41. Yok büyüksün. Aç ağzını bakayım. Sen 45 varsın yavrum. Nereden anladınız? Biz memlekette eşeğin dişine bakar yaşını deriz. Otur kıh de kıh de. O ne demek? Kıh de otur. Memlekette deveyi öyle oturtururlar. Şimdi bak oğlum. Efendim. Sen baba. Efendim. Biraz çek sapama gel bakayım. Gel gel gel. Şimdi sen yeni evleniyorsun ya. Evet. Dikkat et yarın öbürsü gün zımparalık yapıp da yakayı ele verme. Zımparalık gayet. Aman ha. Aman efendim aman zaten pişman oldum. Artık kolay kolay yapmam. Son metresimden ağzım fena halde yandı. Son metresiniz çirkin bir kadın mı? Bilakis güzel kadındı efendim böyle. Üzüm gözlü, elma yanaklı, kiraz dudaklıydı. Ben bu kızı tanıyorum gibi geldi bana. Nerede? Bu Manav Osman'ın kızı değil mi? Değil efendim değil. Bir saçları vardı harikulade beline kadar. Hele omuz başları komiserim. Omuz başlar böyle yuvarlacık, gamzeli gamzeli çukurları vardı efendim. İncecik bel, geniş omuzlar, böyle kalçalar muntazam, bacaklar sütun. Bu tarif ettiğin karıyı kaça satıyorsun bakayım? Alamaya, muhabbet tellalı mısın lan? Bana ne diyorsun? Evet.
Affedersiniz, ben size bir soru soracağım efendim. Aman efendim, estağfurullah, buyurun. Ben merak ederim hep. Siz bu meslekte çok para kazanıyor musunuz? Ulan adam git, güldürme adamı bir. Niye? Ne yapırsın lan, ne para kazanacaksın? Aydan aya maaş. Gırtlağa kadar borç içindeyim. Yapmayın. Ayın sonunu zor getiriyorum. Hey yavrum hey. Kaç nüfussunuz ki? Ben, karım, karımın anası hasta. Benim anam hasta. Bir dayımız var, getirdik koyduk onu, o da hasta. Bir kayınbirader var, bizde kalıyor. Vay, 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 bir de oğlum var, onu da okutuyor. Vay, yedi nüfus. Vallahi ayın sonumuz zor. Borç şunu ya. Bak, zor efendim, zor bu devirde. Ben okumadım, oğlumu okutuyorum ama. Bak. Öyle mi? Vallahi de billahi. Siz cahil misiniz efendim? Ben hiç okumadım. Ne yapıyorsunuz efendim? Ben siyah cahilim oğlum, sen bilmesin. Peki, nasıl başkomiser oldunuz? Şimdi sene 1945 mi? He. Bundan 20 sene evvel kadro yetersizdi, daha yetersizdi. O zaman takviye alınıyordu emniyet kadrosuna, jandarma askerliğinden açık gözler filan. Biz o arada işte geldik. Anladım. Ben zaten bu sene emekli oluyorum, ayrılıyorum. Öyle mi efendim? Fakat ben çok mesutum. Yokluk içindeyim belki ama oğlumu okutuyorum. Nerede okuyor efendim? Polis kolejine verdim. Baba mesleği öyle mi? Ve mezun olur olmaz da komiser oluyor. Evet, onlar öyle oluyorlar değil mi efendim? Bakalım hayırlısıyla bu sene mezun oluyor. Ne oluyor? Mezun oluyor. Bu sene mezun olsun da diyor. Mezuniyetini kurayım. Kendine mezun olayım, öleyim. Ben razım. Allah'a emanet olun efendim. Yok, benim sualimi anlamadınız efendim. Yani çok çok paranız olsaydı ne yapmayı düşünürdünüz? Ayrıntılı bilgi banka şubelerinde. Adama bak lan, yaptın değil mi? Efendim, bu meslek sevilmezse yapılmaz fedakarlık. Ah kardeşim, ah sen bu mesleğe benim ne kadar aşık olduğumu bilsen. Seviyorsunuz. Abi ne diyorsun be, ben aşığım abi. Şu gördüğün şapkayı karakolda korun masanın üstüne. Evde asarım askıyı, saatlerce bakarım. Bravo. Ben mesleğimi çok... Zaten abi ya, normali bu değil mi? Mesleğini seversen vazifeni güzel yaparsın. Doğru. Mesleğini sevmeden bir şey olmaz. Bu meslek bak, neden de seviyorum. Bu meslek fedakarlık mesleği. Öyledir efendim. Bu meslek yokluk mesleği. Nasıl yokluk? Yokluk mesleği Avrupa'da bir karakola 10 tane cips araba düşüyor. Evet, 10 jip düşer efendim. Cips oğlum, cips. Jip efendim, jip. Gel benim lafımı düzeltme oğlum. Seni bir yamulturum valla. Sanayide, sanayi çarşısında düzeltemez. İstanbul'da 10 karakola bir cips düşüyor. Evet. O da Allah'lık. Atlıyorsun, bir emir alıyorsun, motorlu ekip, şurada baskın var, yürü. Gül, arabaya atlıyoruz, şoför gaza basıyor, pat! Önden motorun bir parçası. Çatır, gül kapı, lastik, bir bakıyorum lan, aa cips yerde çarşaf oldu. Baskına da yetişemiyorsunuz. Baskına da yetişiriz, hem de ciple gideriz. Cipi nasıl götürdünüz? İman kuvveti. Nasıl? Her memur cipin 5-6 parçasını sırtına alır, baskıya da götürür, orada monte eder. Yine baskına gitmiş olur. Ne diye jipi götürüyorsunuz? Kendiniz koşun gidin efendim. Mevzuat. O motorlu ekip. Motorlu ekip ya ondan. Evet, anlıyorum. Çok güzel. Sonra bak, parmakla gösteremezsin. Evinin haricinde ıscak yemek yiyen polis memuru gösteremezsin. Hayat pahalı efendim. Dikkat et, sokakta 10 polis memurundan 8 tanesinin kaşı gözü kirpiği yanık. Tabii, meslek tehlikeli efendim. Barut ateşi değil mi? Cık. Nasıl? Yalnızsın. Adamı sabahtan akşama kadar karakolda soba üflemekten anası alıyor. Ya bu meslek böyle abi. Şimdi aklıma geldi karakolu. Duvarlarını koysun bir yere. Yağmur yağar, pencereden kar savrulur, içinden üstünden gelir geçer. Siz mesleğinize aşıksınız. Ben aşığım abi. Ben aşığım zaten, ben esas aşığım. Ben çok güzel düğümleme çalarım. Ne deme? Ben çok güzel derleme yaparım ben, düğümleme. Affede, gene kızacaksınız ama bağlama olmaz. Düğümleme. Bağlamadır efendim. Ulan bağlama, düğümleme desen de çalmıyor mu lan bu? Şimdi bak, ben yazdım karakolum için, sana okuyorum bak, dinle. Dinleyeyim. Çok güzel bu, çok seviyorum ben bunu. 1945'in yılındayım. Ben artık mesleğimin sonundayım. Karakolum. Odunun yok, soban yanmaz. Dahtülon eskidir, zabıt yazmaz. Bir tabancam var, çahar almaz. 20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi derdi geçti. Karakolum, duvarların çatlak çatlak, tabanının altı patlak. Gece gündüz ifade hırsız, arsız, galta. 20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi derdi geçti. Şimdi aldık bağlama yerimizi. Şurası zapı, şurası kabağı diyelim. Hayone. Çalıyoruz. Çalıyorsun. Ning 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 ama ninge kızacaksınız ama gene tutamayacağım kendimi.
Ben çok bağlama çalan gördüm. Eli böyle durmaz efendim. Böyle aşağı yukarı gider eli. Senin o gördüklerin acemidir. Nasıl? Onlar benim bulduğum yeri ararlar onlar. Ben arıyorum. Bulamıyor. Diye ustayım parmağı attım mı buluyorum arıyorum. Bu böyle. Geldik meyanına. Evet. Gözümde kalmadı ferüm. Güzel. Tutmaz oldum elim kolum. Mesleğime feda olsun benim canım. 20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi deldi geçti. Anama söyleyin ay ay ay. Anam ağlasın ay ay. Ağlatımın gemini karın bağlasın ay ay. Bir oğlum var, yerime yadigar kalsın ay. Bu sene mezun oluyor lan. Çok bu sene mezun oluyor. Bakalım şimdi geldik namenin oyununa. Bahçelerde erik. Oynatıyor mu lan? Ne demek efendim? Yani bu meslek öyle meslek. Hakikaten öyle. Şerefli ve şerefli meslek. Düşün. Bak şunu düşün. Bak. Şunu düşün. Bir şey düşün. Cinayet 25 senedir cinayet meydana çıktı. Faili meçhul bir cinayet. 25 sene sonra günün birinde bu cinayeti sen meydana çıkartıyorsunuz. Tesadüfi değilse tabii. Nasıl? Bana rastlamadı daha. Fakat bir arkadaş var ona rastlamış, güzel oluyormuş, zevkli oluyormuş. Öyle mi? Ama sizin için iyi takipçi diyorlar efendim. Çok güzel takip ederim hakikaten. Öyleymiş. Ben Müslüman yoktur. Geçenlerde bir ihbar aldık. Meşhur kadın casus Tamahari İstanbul'a geliyor. Matahari. Tamahari lan. O onun anası o. Dediler kadının peşine düş, iş sür. Ben iş sürüyorum. Kadın geldi Galata Köprüsü'nde bir lokantaya girdi benim peşinden. Kadın oradan çıktı geldi balık aldı benim peşinden. Kadın hamama girdi benim peşinden. Bir dayak yedim kadınlardan hamamda. O vicdansız tellak peştim Allah şılak şılak patlatıyor. Kadın oradan çıktı pititiye gitti benim peşinden. Siz peşine. Kadın çıktı bir kadın berberine gitti. Siz peşine. Kabağa kadar tahminen. Bravo. Kadın oradan çıktı sinemaya gitti. Siz peşine. Ben girmedim. Niye? Filmi gördüm ben ne gireceğim. Kardeş sen adam sizin dalga geçiyorlar. İnanın siz mi daha iyisiniz efendim? Yok yok kardeşim. Ama her şeye rağmen yine de görüyorsunuz ortalıkta asayiş berkemal değil efendim. Yanlışsın. Nasıl? Yanlışsın, hatalısın. Ben niye hatalı olduğumuzu? Ne demek lan asayiş berkemal değil? Sen şüphret dünyanın her yerinde neler oluyor lan? Neler oluyor efendim? Neler oluyor? Neler oluyor efendim? Afrika'da yemyemler, Afrika'da yemyemler çiğ çiğ insan eti yiyor lan. Olabilir. Sen insan İstanbul'da... çiğ et yiyen gördün mü? İnsan yiyen gördün mü? Et yiyen gördün mü? Görmedim. Göremez. Niye? Kesiyor bırakıyor, ziyan ediyor öyle. Pardon bir saniye efendim. Zili telefonluyorlar galiba. Alo. Kim? Başkomiser Can. Sizi istiyorlar efendim. Herhalde nereye gittiğinizi haber veriyorsunuz böyle efendim. Alo. Kimsiniz? Sen misin Mustafa? Noktadan mı arıyorsun yavrum? Şöyle. Avukat mı? Yavrum bu kağıt varsa niye beni arıyorsun? Karakola haber versene. Ne dedin? Tüyallah belanı bilmesin. Vicdansız devlet sana maaş veriyor. İnsan çalıştığı karakolun telefon numarasını bilmez mi lan? Çıkar kağıt kalemini yaz. Zıfır bir an sor lan! Başkomiserim de buradaymış. Ulan ben seni Eskişehir'e sürmüştüm. Ne zaman döndün ulan? Efendim arkadaşım Enferasaryo Adem. Evet lan kız Adem derler buna. Başkomiserim ben ne zamandan beri merak eder dururum. Bu kolunuzdaki çiziklerin manası ne? Ya bunların hepsini nişancılıktan aldım. Atar mısınız? İyi yavrum. Emniyet kadrosunda benim üstüme atan yok. Benim atışımı tanırlar. Ben mahallede attım bu mahalleli böyle den. Alan başladığın atma alan. Beni parmakla gösterirler yolda. Aa işte gidiyor. Aa bu gördüğün başkomiser 12-24'ten vurur. Nasıl olur efendim? Hedefte 12 çizgi vardır. 24'ten nasıl vurur? 12 az geliyor bana be. 12 dişine bir 12 daha çiziyorsun atıyorsun öyle. Karışma lan sen at 48'den vur. Affedersiniz başkomiserim ben anlayamadım. Karışıklık oldu. Hedefi kaçtan vuruyorsunuz? Hedefine bağlı. Sen herhalde böyle bu tip
Maceralardan hoşlanıyorsun. Çok severim, bayılırım. Benim başımdan çok macera geçti. Bir maceranız da bize anlatsanız efendim. Macera. Ha, macera. Bir gün bir ihbar aldık. İstanbul'un Gobi'nde, Abdurrahman Bey semtinde. Ay, İstanbul'da Abdurrahman Bey diye semt mi var? Evet, Abdurrahman Bey derdi lan. Abdurrahman'ın abisi kim? Osman Bey. Ha. Osman Bey semtinde. Tam o hedef taşının orada. Nişan taşı olmaz. Hedef taşı lan. Nişan taşı. Hadi değiştir diyorum sana. Çakıl taş, hadi değiştir. Geldi orada koca bir orman, ormanın içinde bir gangstring. Elinde bu kadar uçak savar topu beni orada ataşlayacak. Bu kadar uçak savar. Aman komiser beyciğim, elindeki uçak savarın işi ne? Senin burada işin ne? Dur oğlum. Sana çok güzel bir macera anlat. Evet, siz ona bakmayın. Nerede kalmıştınız efendim? Şimdi ben o gün karı bana yünü verdi. Böyle duruyorum evde. Yün sarıyor biliyorum. Ne yün ulan? Kim şaşırdı? Elinizde uçak savar vardı. Uçak savarı gördüm. Bana doğrulttu. Ben korkutmak için tabancayı çektim. Ayağın dibine sıkacağım. Ormandan bir gülüktü. Padur gudur, padur gudur, padur gudur. Tren mi geliyor? Evet, trenle be, yaban domuzu üstüne. Eyvah, eyvah, domuz geliyor. Yaban domuzu, aha oradan oraya bir domuz. Aman o kadar genişlik büyük değil. Genişlik daha farklı. O kadar büyük olmaz. Kızgınlıktan şişer onlar, sen bilmiyorsun. Aman yüksek bir yere çıkın efendim. Ne yükseğe çıkacağım, ben böyle diyorum. Gel, gel, gel. Domuza. Gel, gel, dersin bekliyorum, gözünün bebeğinden vuracağım. Tabancayla. Tam 10.000 metreye gir, gir. Kaç metre? 10.000. Ah canım, 11 metreden domuz gözükmez. O göze bağlı, göz göremiyor. Yok, yok, olmaz. Ulan bırak şunu. 10.000 yoktur. Canım işte yani 6.000 filan. Yok, daha yaklaşsın canım. Yok yok, 2.000 de olabilir. Bırakın ya. Gelsin efendim. Şöyle işte, domuz geliyor lan, ne karşısına, karar ver be. Domuz geldi, 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 tam girdi nişangah hastına, kaldırdım tabancayı, gözünü uçtu. Domuz öyle bir geçti önümden. O gün otobüs kalabalık, ayakta gidiyor. Benim niye böyle kaldı? Elinizde tabanca vardı. Ne vardı? Tabanca vardı. Ben tabancayı gökyüzüne bir sıktım. Gül! 5 dakika sonra... Aa, bu kadar bir deve laf yukarıda kaldı. Yok deve. Heh, vallahi bak doğru bir deve. Hadi efendim, hadi saçmalamayın. Devenin havada ne işi var? Martının ağzındaydı lan. Bahadır kuydur, Bahadır kuydur. Gergedan geliyor üstüne. Ne geliyor efendim? Gergedan geliyor. Gergedan nereden çıktı? Hani domuzdu. Domuz gergedan mahkeci yapmış beni koydu. Gergedan domuzdan kaçıyor lan. Sen dinlemiyorsan git. Bu ne acı ora seviyor. Sevim. Gergedan geldi, gergedana böyle ettiler. Ulan git ağa kaç. Ben de inanmıyorum ya, bakalım. Gergedana böyle ettim. Git lan ayak altında gezme. Niye? Küçük hayvana sıkmam ben fazla, biliyor musun? Domuz geldi, kaldırdım kuşunu, kuşunu kuştum. Daha geçti oraya. Oğlum şu domuzu vurdur, ben sana sonra aslan vurduracağım. Böyle dinleyici avcılar kahvesinde bulunmaz. Bak seni çağırıyorlar. Kimler? Domuz üstüme geliyor, tabanca kaldırdım kuşunu kuştum. Valla bunun oskuruyu geçmezse... ...domuz buralarda dolaşır durur lan.